Merhaba arkadaşlar, hepiniz Açık Lise TV'ye hoş geldiniz. Hocam ya, güldürüyorsunuz ama. Hayat yani, hayat, gülmek lazım ya. Kıyaslardaydık sevgili arkadaşlar, hepinizin de bildiği gibi kıyas çeşitlerindeydik. Basit kıyasların evet. içinde de devam ediyoruz hala. İkiye ayırmıştık zaten, kesin ve basit diye. Şimdi biz kesin ve seçmeli diye ayırmıştık. Aynen biz öyle, seçmeli kıyaslar evet. alt başlıklara devam seçmeli ediyoruz. Seçmeli kıyaslarda arkadaşlar işte öncülü ayrık koşullu kıyasa geldik. Biz zaten onun öncesinde de şuradan öncülü bitişik koşulluyu anlatmıştık. Aynen şimdi öncülü ayrık koşulluyu anlatıyoruz. Biz seçmeli kıyasın içerisinde arkadaşlar bağlayalım. Evet. Seçenekli kıyas da diyebiliyoruz buna. Şimdi tamam. Seçenekli kıyas birinci öncülü oluşturan bileşenlerin birbirlerine bak. Diğeri koşulluydu ya, ise ile bağlıydı. Şimdi bu bileşenlerden biri veya ya da eklemleriyle bağlanıyor birbirine. Siz bunu eklemlerden dolayı öncülü ayrı koşullu mu bitişik mi bilebilirsiniz. Onun için bunları not alın diyoruz arkadaşlar. Seçenekli kıyas diyebilmemiz için birinci öncülü oluşturan bileşenlerin birbirlerine veya ya da eklemleriyle bağlanması gerekiyor. İkinci öncül birinci öncülün bileşenlerinden birini daha önceki anlattığımız gibi ya evet diyecek ya da değil diyecek arkadaşlar. Yani ya doğrulayacak ya da reddedecek. Aynen. Böylece sonuca ulaşmış oluyoruz. Ve bu kıyasla sonuçlar evetlemelerde olumsuz, değillemelerde olumlu olur. Bu çok önemli. Bakın evetlemelerde olumsuz, değillemelerde olumlu olur. Dipnot arkadaşlar. Devam edelim hocam. Şimdi ön bileşenin evetlenmesi bir bakalım. İnsan ya özgürdür ya da köledir. Birinci öncül. İnsan özgürdür dedik. O halde insan köle değildir. Ne yaptık biz burada? Evet derken de olumsuz yaptık. Tamam. Ön bileşenin değillenmesi arkadaşlar. Değillenmede de sonuç olumlu olacak. Yani sonuç olumlu derken anlam bakımından olumlu değil. Burada değildir kelimesiyle biz biçim bakımından olumsuz diyoruz. Evet. Kafamız karışmasın arkadaşlar burada, tamam mı? Biz burada evetlemeye varken sonucu biçim bakımından ne yapıyoruz? Olumsuz yapıyoruz. Olumsuz. Değillemelerde de anlam bakımından biz ne yapıyoruz? Olumlu yapıyoruz. Olumlu. Şimdi bakalım. İnsan ya özgürdür ya köledir. İnsan özgür değildir. Değilleme yaptığımızda sonuç ne oluyordu? Olumlu oluyordu. O halde insan köledir. Art bileşenin evetlenmesi. Art bileşen buradaydı arkadaşlar. Yani köle. Köle. Bu özgürlük ön. Köle art bileşen. Tamam. İnsan ya özgürdür ya köledir. Art bileşenin evetlenmesi. İnsan köledir. Sonuç ne olacaktı? Olumsuz. Biçimce olumsuz olacaktı. O halde insan özgür değildir. Art bileşenin değillenmesi arkadaşlar, insan ya özgürdür ya köledir. İnsan köle değildir. Değilledik. O halde insan özgürdür diyoruz. Tamam. Devam edelim hocam. Bu varmış. Bu bitti. Seçmeli kıyaslarda arkadaşlar ne dedik? 3 başlığa ayırmıştık. Öncülü kıyas ve seçmeli kıyas diye. Şimdi ikileme geçtik. Koşullu seçenekli önermelerin birleşmesinden, bakın koşullu seçenekli önermelerin birleşmesinden oluşmuş kıyaslara ikilem denir. Büyük önerme ve bakın burada da V eklemiyle birleştirilmiş iki koşullu önermeden oluşur. Koşullu yani şartlı iseydi. Hı hı. Ayrıkta ya da vardı. İkilemde iki tane önermenin V ekiyle ne yapması gerekiyor? Birleşmesi gerekiyor. Bu nedenle büyük önermenin dört bileşeni karmaşık bir yapısı vardır diyoruz. Bakalım, nelermiş. Şimdi küçük önerme ayrık koşullu önermedir. Ve büyük önermedeki önermeleri evetler ya da değiller. Böylece sonuç ya olumlu ya da olumsuz olacaktır. Tamam, bunları bilin arkadaşlar. Devam edelim. Örneğini verelim. Ben varsam ölüm yoktur ve ölüm varsa ben yokum. Şimdi ne yaptı? Ve ile iki tane önermeyi cümleyi birleştirdik. Ben varsam ölüm yoktur, ölüm varsa ben yokum. Ben varım ve ölüm yoktur. O halde ölüm varsa ben yokum. Beyin yaktı. Sen Handan Hoca yok. Ben de yokum. Yokum ben. Yok. Aslında biz burada yokuz. Evet. Buyurun bir sonraki örneğe bakalım. Örnek. Şimdi takım şampiyon olmuşsa yetkililer sonraki senin hazırlıklarını yapmakla ve eğer takım şampiyon olmamışsa yetkililer açıklama yapmakla sorumludur. Şimdi bir olumlu bir olumsuz cümleyi ne yaptık aslında biz orada birleştirdik. Takım
ikinci koşulumuz da şey olacak, ayrık koşullu olacak. Hı hı. Takım ya şampiyon olmuş ya da şampiyon olmamıştır. O halde yetkililer her şartta sorumludur. Yani biz burada ikilemi yaparken iki cümleyi ve ile bağladık. İkinci cümleyi oluştururken diğerinde de öyle vardı zaten arkadaşlar. Takım ya şampiyon olmuş ya da ile birleştirerek biz ne yaptık? Ayrı koşullu yaptık. Ya da yine cümleyi ve ile de bağlayabiliriz. Sorun değil. O halde yetkililer her şartta sorumludur diyoruz. Evet, devam ediyorum. Bir örneğimiz daha var. Aynen. Çünkü zor biraz bu konu. Eğer Ayşe iyi bir insan ise, yine bu da ilk cümle neyle olmuş? İse ile. İse, yani şartlı. Ne çıkarcı ne de adaletsizdir. Hı-hı. Ayşe hem çıkarcı hem adaletsizdir. O halde Ayşe iyi bir insan değildir. Yani Ayşe iyi bir insan ise ne çıkarcı ne de adaletsizdir. Yani hı-hı, çıkarcı ise o zaman adaleti de yoktur. Şey de yoktur arkadaşlar. Çıkarı var ise insan da değildir. İyi bir insan değildir. Adaletsizdir. O halde çıkarcı ve adaletsizdir. İyi bir insan değildir. Yani aslında anlamından şey çıkartıyoruz burada. Sonuç çıkartmış oluyoruz. Ben yine sözü Handan hocama veriyorum arkadaşlar. Biz burada basit kıyası bitirmiş oluyoruz. İkilemi de anlattıktan sonra. Evet. Aynen öyle. Evet hocam, teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Sevgili arkadaşlar, kıyasta çok az bir konumuz kaldı. Onları da toparladıktan sonra ünitemizi bitirmiş olacağız ve tabii ki sembolik mantığa, hepinizin beklediği kısma da geçeceğiz yakın bir zamanda. İlerleyen videolarda görüşmek üzere diyorum sevgili arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.